Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim benim. 13 Aralık 2018 Perşembe saat 13. Bu konuşmamda size benden neden iyi siyasetçi olmayacağını anlatacak bir konu konusunda konuşacağım. Ya ben acayip konuşuyorum ya. Kusura bakmayın dedim ya. Canlı yayın modunda çekiyorum abi. Aksi olursa biraz sanki rol olmuş gibi olur. Ben neysem oyum diye gidiyorum. Beni lütfen bağışlayın. Siz benim konuştuklarıma bakın. Sonra düzeltin. Kendiniz de düzeltin. Hiç sakıncası yok. Bana söyleyin bildirin. Yanlış yaptın dede deyin falan. Şeref duyarım. Evet güzellerim. Benden politikacı olmaz. Benden siyaset insanı olmaz. Neden olmaz? Çünkü ben toplumun genelinin yaralarının, çok kalabalık bazı grupların doğru iş yapmadıklarını söylemeden duramam. Mesela Türkiye esnaf cenneti. Ama esnaf cenneti gibi ama aslında hepimiz için cehennem. Ya neredeyse tüketici başına bir dükkan düşüyor ya. Böyle bir şey yok. Üreten yok, satan çok. Üreten yok ama, üreten çok az. Her taraf bayi, 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 mağaza, dükkan, bakkal, her taraf. Bir de bunlara tarım üreticilerini ekleyin. Aman sakın ha bana TÜİK istatistiklerine bakıp da iyi ama Türkiye'de nüfusun %7'si sadece köylerde yaşıyor demeyin. Köylerde yaşayan %7, büyük şehir dışındaki köylerde yaşayan %7. Büyük şehir kanunu çıkarttılar. Köylü bir gecede mahalleli oldu. Ama yine köylü şehirli değil yani. Türkiye'de tarımdan geçinen nüfus %22. Yani 5 kişiden biri, en az 5 kişiden biri hala geçimini tarımdan elde ediyor, topraktan elde ediyor. Gidin bakın köylere göreceksiniz. Toprak miktarı, ailelerin sahibi olduğu toprak miktarı çok düşüktür. Ama baktığınız zaman abiler, kardeşler, halalar, yengeler, dayılar, yeğenler, kuzenler aynı aile bir üst dededen paylaşa gelmiş 2000 dönüm toprak bir aileninken bir ailenin toprak miktarı düşmüş 50-60 dönüme. Ama hepsi de traktör istiyor. E olmuyor. Traktörcü kazanıyor. Mazotçu kazanıyor. Ama köylü kazanamıyor. Haliyle tüketici de kazanamıyor. Sonra da başlıyoruz. Acaba bu fiyatlar neden yüksek? E maliyetler yüksek. Aracılar var abi. Aracılar var, tefeciler var. Arkadaşlar maliyetler neden yüksek? Çünkü toprak az. Az toprak, az üretim, çok maliyet. Çok toprak olsa daha az makine ve ekipmana ihtiyaç olacak. Daha az maliyetle çok üretilecek ve haliyle fiyatlar da düşük olacak. Hem şey kazanacak, o çok topraklardan ve o çok topraklarda çalışanlar kazanacak. Hem de halk kazanacak. Çözüm kooperatifleşme. Mutlak kooperatifleşme, mutlak ama bizim o eski CHP dönemlerinde rahmetli Ecevit'in 1978-79'da denediği gibi ya da ondan önce devletçi zihniyette kapitalistlerin, onlar da aslında halk dal kavuğu kapitalistlerdi kurdukları gibi ya da 27 Mayıs darbecilerinin kurduğu gibi kooperatifler değil. Bu zamanda çıkıyor, o sefer de çıkıyor 3-5 tane köylü kurnazı, uyanık politikacı, köylülerin sözü bana kooperatif adı altında ütüyorlar, kazıklıyorlar. Yıllarca böyle oldu. Türkiye'de kooperatifçilik dediğiniz kazıklanmaktır. Uyanıkların sapları kazıkladığı bir sistemdir. Hayır. Tapu kanununda, imar kanunlarında köklü değişiklikler yapılacak. Topraklar tevhid edilecek, birleştirilecek. Ama bu topraklar kooperatifin olacak. Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin değil artık. Kooperatifte topraklarına göre, köylüler topraklarının verimliliğine göre elbette hisse sahibi olacak. Ve bu kooperatifleri özerk yönetimler yönetecek. Özerk. Ama sıkı denetlenen, çok sıkı denetlenen, yanlışı, ihmali, istismarı olanlara çok ağır cezalar getiren yönetimler tarafından. Tabii burada en önemli şey ceza kanunu yaparken kantarın topuzunu fazla kaçırmamak olacak. Aksi halde ya da Avrupa'da olduğu gibi aileler arasında toprak bölüşümü olurken toprak bir kişiye kalacak. Bir kardeşe kalacak. Artık çok geç gerçi bizde. Çok geç.
Çocukluğumda köyde benim rahmetli dedecimin babasından, yani benim annemin dedesinden olağanüstü çok miktarda toprak kalmıştı. Olağanüstü çok miktarda. Ama dedemin babası rahmetli, yani annemin dedesi adil adammış. Bir tek erkek çocuğu, fakat buna karşılık beş kız çocuğu varmış. Beş kız çocuğuyla bir erkek çocuğu bütün toprakları eşit paylaşmışlar. Helal olsun. Hiç kimsenin gözü yok. Sonra benim dedemden kalan iki erkek kardeş, iki kız kardeş. Ve onlar sonra onların çocukları. Ya ben gittim de köyde bakın. İkinci kuşağın torunu olduğum halde, ikinci kuşağın torunu olduğum halde, annem birinci kuşağın torunu olduğu halde, öyle alırsak işin Cumhuriyet döneminden, o kadar çok arazi vardı ki. Şimdi gittiğin zaman kuzenlerimin, o kuzeninin, bunun kuzeninin de, küçücük arazileri, hepsinde birer traktör ama neden? E olmaz abi. Olmaz abi. Ali Agamgillerin traktörü var ama der inge sonra. Bizim niye yok traktörünüz? Ama sen niye almadın be ya traktör? Bak, Şaban'a kadar almışlar. Biz traktör almayacağız mı? Bunun ismi rekabet değil ya. Bunun ismi sidik yarışı. Onun için gelişemiyoruz. Onun için büyüyemiyoruz. Dükkan, 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 esnaf, 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 dükkan. Ya nereye ya? Bu böyle bir ekonomi olabilir mi ya? Sanayicinin deposundaki mallar ya da sanayicinin, üreticinin deposunda durması gereken mallar dükkancıların stoklarında duruyor. Alan yok. Pek çoğunda öz kaynağı yok. Banka kredisiyle çalışıyor. Durduğu yerde faiz. Kazanacağı %15-20 para. 3 ay durdum rafta. Gitti %7,5'u. %8'i. Böyle iş olur mu ya? Ondan sonra bankalara bakıyorsunuz. Esnaf kredileri donmuş. E donar. KOBİ kredileri donmuş. E donar. Donar abi. Donacaktır da bu gidişle. Böyle ekonomi yönetimi olmaz. Böyle ekonomi yönetilemez. Ha, bu politikacılarla da bu olur. Çünkü neden? Şimdi bakınız, bu politikacılar eğer kamyon, minibüs, otobüs, çıkın yollara, çıkın. Yollara çıkıyor musunuz? Çıkıyorsunuzdur. Kamyondan, minibüsten, otobüsten geçebiliyor musunuz? Her taraf kamyon, her taraf otobüs, her taraf minibüs. Ya neredeyse yolcu başına bir şoför düşecek, bir otobüs düşecek. Böyle bir ekonomi olur mu ya? Şimdi bir politikacı kalkıp, bir parti, siyasi parti, akılcı davransa, bunları çok daha farklı yönlerde, tren yolculuğu açısından organize edebilse, tren yolculuğu, tren işletmeciliği özelleştirilebilse, özel sektör tren hatları kurup birbirlere rekabet yapabilse, ha bugün bakın ne oldu gene? 9 kişi öldü. 9 kişi öldü. Neden? E devlet. Rakibi yok abi. Devletin memuru rastgele çalışıyor abi. Özel sektör olsun da bakayım böyle olur mu? Evet. Aman gaddar özel sektörcü. Hayır, akılcı. Gaddar özel sektörcü değilim, akılcıyım. Benim canlarım. Yani önümüzdeki dönemde bu yeni gelen kuşaklar bu kadar çok otobüsçü, bu kadar çok kamyoncu, bu kadar çok minibüsçüyle çalışmazlar. Bütün bunların hepsinin önüne tedbir alıp Türkiye'yi çağdaş bir ulaştırmacılığa yükseltecekler. Ortalık kamyon, minibüs, otobüs çöplüğüne dönüşecek. Ama şimdi fabrikalar var. Otobüsler yapıyorlar, kamyonlar. Dünyanın en güzel kamyonlarını yapıyoruz. Vallahi inanın bize hiç faydası yok. Yemin ederim ekonomimize zerrece faydası yok. Sadece zararı var. Benim güzel canlarım. Diyeceksin ki ya dede bu muydu yani bugün konuşacağın konu? Gündem bu mu? Daha önce de konuştum. Biliyorum. İzlemiyorlar. İzlemiyorsunuz daha doğrusu. Olsun. Ben bunu izleyenlere anlatacağım. Hani o Deniz Yıldızı'ndaki öykü gibi. Küçük bir çocuk deniz yıldızlarının sular çekilince biliyorsunuz bilhassa uzak doğuda deniz suları çekilir. Deniz yıldızları kumda kalırlar. Tabii su olmayınca ölürler. Küçük bir çocuk da bunları toplayıp denize atıyormuş. Bir işte demiş ki ya onlar ölmüştür ya. Ne fark edecek ki onları denize atsan? Bir tanesini atmış çocuk canlanmış deniz yıldızı. Bak demiş bunun için fark etti. Ben konuşurum. Dinlemezsiniz. Dinleyenler olmaz, dinlemezler. Ama dinleyenler içinde birkaç kişi bunu görür. Seçim sandalına gitmeden önce der ki cesaretle arkadaş be, ben bu ülkenin gerçekten gelişim için oy kullanacağım. Popülistler için değil. Bakın hep iddia ediyorum. Bugünkü zihniyet, bugünkü politik zihniyet
çok yakın zamanda bitecek. Bitmek zorunda, bitmeli. Bu zihniyetler sadece seçim kazanan zihniyetlerdir. Ama nereye kadar sürer? Çok az kaldı. Daha fazla, daha ileri gidemezler. Daha ileri giderlerse Türkiye esnaf cenneti, kamyoncu cenneti, otobüsçü cenneti olur. Sonra uçaklar, uçakçılık, hava yolculuğu bir gelişir ki İstanbul'dan Adana'ya otobüs fiyatının yarısına gidersiniz. Otobüsçüler başlar ağlanma. Ne oluyor ya? Devlet neredesin? Bizi kurtarsana. Niye? Devlet seni kurtaracak. Neden düşünmedin bunları? Neden gelişime ayak uyum sağlamadın? Neden birleşip de yüzlerce otobüs şirketi ya da otobüs sahibi diyelim onlara ki adam bir otobüs satın alıyor, 10 sene borçlanıyor, şoför otobüsü sahip oluyor sözü bana patron. Ya bu çile be, çile bu çile. İşte onun için bugün hava yolculuğu gelişti, kara yolculuğu bitti. Yarın bir gün tren işletmeciliği o hale gelecek ki yurdun dört bir yanına ana arterlerden trenlerle taşınacak ürünler. Bütün her şey hem de hızlı trenlerle taşınacak. Otokamyonculuk da bitecek. Ne başlayacak? Ara istasyon kamyonculuğu başlayacak. Onlar için de bu kadar lüks, bu kadar çok sayıda kamyona ihtiyaç yok. Canlarım benim. Şimdiden uyarıyorum ey kamyoncular, ey minibüsçüler, bilhassa büyükşehir minibüsçüleri. Çok yakın bir zamanda arabalarınız, otomobilleriniz, yani minibüsleriniz, otobüsleriniz çöplüğe dönüşecek. Bu dedeyi dinleyin. Tedbir alın. Ne tedbiri? Alın. Alın. Bakmayın sizin sivil toplum örgütü diye dernek kurmuşsunuz, federasyonlar kurmuşsunuz. Hepsi başkan federasyonları. Başkan federasyonları. Bakın Türkiye'nin en büyük zenginleri otomobil ve kamyon şoförleri derneklerinin başkanlarıdır. Şoförler, kamyoncular, otobüsçüler sürünür. Başkanlar ve yardımcıları çal çengi oynasın. Oh! Babaya kısmet. Bu düzen değişecek. Bu düzen ve düzenler değişecek. Düzülenler de haliyle değişecek. Değişmek zorunda. Ne kimse düzecek, ne kimse düzülecek. Öyle bir düzen gelecek, gelmeli. Bu kafayla değil, bu kafa değişecek. Bu kafa değiştikten sonra mükemmel bir düzen gelecek. Hepinizi gözlerinizden öperim. Akşam saat 18'de görüşmek üzere.